Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarını ekranlarınıza getirdik. Şimdi bir kez daha muhabir arkadaşımız Arzu Yıldırım'a döneceğiz. Zira 88 yaşında hayata gözlerini yuman Üstad Sezai Karakoç'un cenaze törenini yakından takip ediyor Arzu ve notlarıyla karşımızda. Arzu. Bizler şu anda Şehzadebaşı Camii'ndeyiz. Elbette ki senin de söylediğin gibi büyük bir üstadı. Türkiye'nin aslında acı günlerinden biri. Büyük bir üstad, büyük bir mütefekkiri kaybettik bugün. 88 yaşındaydı büyük üstad ve bulunduğumuz noktada Şehzadebaşı Camii'nde cenaze namazı kılınıyor. Elbette ki sevenleri bu noktada yine kendisi için dualar ediliyor. Hemen yanımızda bir konuğumuz var. Kendisine mikrofon uzatmak istiyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'le birlikteyiz. Efendim başımız sağ olsun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizin de kendisine bir beraat vermişliğiniz var. Yine ondan bahsedelim istiyorum. Kendisinden muhabbet ettiniz, sohbet ettiniz. Onlardan bahsedelim istiyorum. Neler söylersiniz? Öncelikle fikir ve düşünce dünyamızın çok önemli bir ismini kaybettik. Üstad Sezai Karakoç'a Rabbimden rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun. Biz geçtiğimiz yıl Ekim ayında kendisine fahri hemşerilik beraati vermiştik. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin oy birliğiyle vermiş olduğu bir beraattı. Tabii bunu pandeminin getirdiği kısıtlılıklardan dolayı takdim etme imkanı bulamamıştık. Geçtiğimiz ay Ekim ayı içerisinde bir yıl sonra bunu takdim etme imkanı bulduk. İstanbul'a geldi, kendisini ziyaret ettik ve bu beraati, fahri hemşerilik beraatını takdim ettik. Biliyorsunuz kendisi Diyarbakır Erganlı ama Kahramanmaraş'ta ortaokul tahsilini yapmış. O süreci kendisinden dinledik. Kahramanmaraş'taki hayatını dinledik ve bu beraati takdim ettik. Çok hoş bir gün oldu. Belki bizim için bir teselli olacaksa üstadımızın son anlarına şahitlik ettik. Orada Kahramanmaraş'la ilgili, oradaki ortaokuldaki arkadaşlarıyla ilgili, genel konularla ilgili çok geniş bir sohbet etme imkanı bulduk. Çok neşeliydi, çok mutlu oldu. Biz de çok mutlu olduk. Son günlerimiz böyle oldu. Neler konuştunuz efendim? Neler söyledi size büyük üstad? Tabii 1944-45'li yıllarda Diyarbakır Erganlı'dan ortaokulda kaydolmuş bir gencin o günkü şartlarda trene bitip tek başına Kahramanmaraş'a nasıl geldiğini. Çünkü her yerde biliyorsunuz okul yok. Kahramanmaraş'ta da ortaokul var, lise yok. O okula nasıl geldiğini, okulun şartlarını biliyorsunuz. Yedi Güzel Adam'ın birçoğunun tahsil gördüğü bir okul. Şu anda da Yedi Güzel Edebiyat Müzesi. Biz kendisine fahri hemşerilik beraatı yanında o okulun da bir resmini hediye etti. Kendisinin tahsil gördüğü. O da çok duygulandı. O günün şartlarında nasıl geldiğini, hocalarını, Kahramanmaraş'taki arkadaşlarını, sınıf arkadaşlarını, oradan lise hayatına, üniversite hayatına nasıl geçtiğini, bunları nasıl yaşadığını çok geniş bir sohbet yaptık. Ben mesela üstadın Maliye Bakanlığı'nda gelirler kontrol olarak çalıştığını o gün öğrendim. Ben de İçişleri Bakanlığı'nda bir müddet kontrollük yaptım, denetim elemanlığı yaptım. O hayatını da bahsetti. Çok güzel bir sohbet oldu. Maraş'a dair, üniversiteye dair, Türkiye'ye dair, genel konulara dair çok güzel bir sohbetimiz oldu. Ne kadar şanslısınız ki onunla yüz yüze sohbet etme şansını buldunuz. Yüz yüze belki oturdunuz, sohbetler ettiniz. Çok şanslısınız aslına bakarsanız. Bugün de Kahramanmaraş'tan buraya geldiniz cenaze için. Evet, ben dün Ankara'da bir program vardı. Ankara'daydım ama üstadın vefatını öğrenir öğrenmez bugün de bu cenaze merasimine katılmak için geldim. Ben tekrar tüm kahraman şehrim adına üstada Rabbimden rahmet diliyorum. Tabii kendisini gayaben tanıyordum ama ben yüz yüze görüşme fırsatımız olmamıştı. Benim de kendisiyle yüz yüze görüşme fırsatı elde etmem ve son günde tanıklık etmem belki bir teselli olarak söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Güngör bizlerle birlikteydi. Kendisi bizlerle paylaştı detayları Hayrettin Güngör. Önemli detaylarda elbette ki kendisine bir beraat vermişlerdi geçtiğimiz ay. Ve o beraatte neler konuştuklarını da bizlerle paylaşmış oldu. Tabii ki büyük üstad, mütefekkir,
Mütefekkir Sezai Karakoç'tan bahsediyoruz. Kendisi 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Dün saat 18 sularında, bugün de bulunduğumuz noktada Şehzadebaşı Camii'nde defnedilecek. Büyük bir kalabalığın olduğunu söyleyebiliriz. Hüzün hakim bir yandan ama diğer yandan da gurur ve minnet var Sezai Karakoç'a. Elbette ki İslamiyet adına bıraktığı eserler, dirili şiarıyla yazdığı o yazılar, düşüncesi, bıraktıkları çok değerli, çok önemli. Tüm Türkiye adına aslına bakarsanız işte o diriliş şiarına, Müslümanların İslamiyet'le tekrar dirilmesi adına başlatılan o diriliş şiarına yazılarını bizlerle paylaştı, kitaplarını bizlerle paylaştı. Hüzünün yanı sıra kendisine minnetle, saygıyla burada tabii ki yad ediyoruz konuklarımızla aynı şekilde diyelim. Şimdilik sözü tekrar sana bırakalım. Arzu, sana ve değerli yayın konuğuna çok çok teşekkür ediyoruz bizler de. Değerli izleyenler.